Merhaba arkadaşlar. Masa saatlerine hoş geldiniz. Masa saatlerine hoş geldiniz. Şunu alalım. Şunu alalım bakın arkadaşlar. Bunu pijama maskelerle açacağız. Pijama maskelerle daha sonra bunu açacağız. Şu an görmenizi istiyoruz sadece. Ve Zehra hemen bunu zaten saptık ettik. Sırada ne var? Pepe evinin kocaman bir evi varmış arkadaşlar. Zehra sabırsızlanıyor. Muhtemelen siz de sabırsızlanıyoruz. O yüzden hemen açıyoruz. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Yeni bir Pepe evim olacak. Yeni bir Pepe evimiz oluyor. İlk defa bir Pepe evimiz oluyor. Evet, bakalım. Paketimiz çok büyük olduğu için. Bir dakika kızım. Nedir bu Zehracığım bu paket? Nasıl paket? Nasıl bir paket? Her zaman olduğu gibi paketi zorlanarak açıyoruz. Ve açtık. Evet. Aman Allah'ım. Zehra bu nedir? Zehra. Ben bunu izlemiştim. Bu nedir? Arkadaşlar, kocaman bir paket gördüğünüz gibi. Bakalım bu da ne? Bu da ne Zehra? Zehracığım. Nereden açılıyor bu? Bak burada çıt çıt biri var. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz buradan aynen torbalarda olduğu gibi dikiş yeri bırakmışlar. O dikiş yerinden parça açabilirsiniz. Bakalım biz bu tepeyi Zehra ile birlikte bir araya getirme başarısını gösterebilecek miyiz? Bir dakika. Yüzleri yok. Bir dakika Zehracığım. Yüzler yok. Bakın arkadaşlar. Yüzler bu da. Bakın burada. Evet. Stickerlarımız var. Hayır. Çıkarmayalım kızım. Bunlar evi yaptıktan sonra yapıştıracağız bunları. Önce çatısını başlayalım. Evi kuracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evin çatısını yapalım. PPBB. Ondan sonra. Evin çatısı. Anneleri. Anne oyuncak dişti. Maymuş var mı? Yok. Ve farklı arkadaşlar ve süt, güneş, bulut, araba gibi. Görüyor musun? Nelerimiz var? Bir araba yapalım önce. Stickerlarımız var. Bunları evimizi kurduktan sonra al şunları. Uygun yerlere yapıştıracağız. Bak kızım. Kocaman. Onları şöyle kenara alalım. Alacağım, gösterelim arkadaşlar da. Kocaman bir afişimiz var. Bu da çok güzel, çok renkli. Cafcaflı, can canlı. Güzel. Hayat dolu renkler. Başarılı bulduk. Şimdi bunları bir kenara alalım. Bakalım evimizin montajına geçelim. Zehra diyor ki heyecanla. Zaten bakarak yaparız. Bakarak yapalım diyor da. Evet, bakarak yapabilecek miyiz? Önce neye yapalım? Önce çatıya. Burası çatısıymış. Evet, çatıyı gördüğümüze göre. Bak bu da kapısı. Arkadaşlar burası da kapısı. Bunu Zehra benden iyi yapar zaten. Kapısı açılmıyor. Al kızım. Zehracığım. Açarız. Önce uğraşma kapısıyla. Bir dakika. Onlar babalar açılır. Kapısı açılmıyor. Evet arkadaşlar. İçeriden zaten gördüğünüz gibi şey yapılmış. Puntalanmış. Yani bu kapı açmak için değil. Sadece göstermelik. Elini şöyle koyarsan. Zorlayıp kapıyı kırmayın. Bu kapı açmalık değil arkadaşlar. Neyse. Yapmaya başlayalım. Evet. Hadi başlayalım kızım. Evet. Burası böyle. Evin gölgesi galiba. Burası arkası. Yapsın arkasını. Arkasını güzel. İzin verir misin kızım? İzin verir misin? Arkadaşlar izin alabilsem de yapsam yani. Bu ne? Evet. Catboy. Catboy neredesin? Bağırma gelir misin Zehracığım? Gelir misin? Geliyorum arkadaşlar. Benim durma halim yok bile. Zehra'nın durma hali yok bile arkadaşlar. Bakın gördüğünüz başladık bile. Ön tarafı olduğuna göre bu da tamamen arkası olacak arkadaşlar. Ya zor bir şey. Evet. Bu önüne, bu arkasına. Şimdi bu da Zehracığım, bu nerenin kızım? Bu da buranın. Zehracığım onu bana verebilir misin kızım? Evet. Annem verdi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bunu da aldık arkadaşlar. Annem verdi gördüğünüz gibi. Bu da buraya ait. Denk getirebilirsin. İlk defa Pepe evi. Normalde hemen denk gelmesi lazım aslında ama. Evet, bir daha şey yapalım. Şunlar uzun yapmışlar arkadaşlar. Dişleri karşılıyor. Bak burasının kapısı bu da. Burası yerleşti tamam. Kapısı. Evet. Kapı. Bak kızım arkadaşlar buraya ne yapacağız? Kapı.
Dur kızım, kapıdan önce şu parçayı da yerine koyalım. Bakın arkadaşlar, ters taraftan yaptığınızda daha pratik ve hızlı oluyor. Şuraları birbirine bağlamak için ne lazım bize kızım? Muhtemelen o değil şu, bak şu parçaların hemen birbirine bağlanması lazım. Onlar için evet, evimizin altı burası. Bakalım. Evet, evimizin alt kısmının bir bölümü burası ve tuttu gördüğünüz gibi. Şurası için de bir parça lazım. Evet, o da burada kızım. Onu da iki parça olarak yapmışlar arkadaşlar nedense. Bilmiyorum. Tek parça olarak da yapılabilirdi. İki parçayı gördüğünüz gibi evimizin ana iskeleti ortaya çıktı. Zehra hemen bacayı buldu gördüğünüz gibi. Bacayı yerine koyduk. Çok güzel bir mantar gibi bir bacamız var. Mantar gibi bacamış. Evet, mantar gibi bacamış. Onu nereye koymaya çalışıyorsun habire habire? Nerede, buraya. Ver bakalım. İyi de kameramız orada değil ki. Zehracığım bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parça içinde Zehra hemen yerini buldu. Burası. Evet. Evet. Kapı görüntüsü olarak. Bir dakika Zehracığım. Şuradan yuvası var. Yuvasına takalım. Evet, önce yerine. Sonra oradaki küçük kaçak gibi yuvaya takalım ki kaçmasın. Evet. Yuvasına takamadık ama şu an onun yerinin orası olduğunu biliyoruz. Şimdi evi yapıştırmalıyız. Evimiz. Aa, bu kadarmış Zehracığım. Evimiz. Şurası. Ha, bir dakika. Şurayı bulacağız Zehracığım. Şunu bulacağız. Şunu bulacağız kızım. Nerede o? Skater. Hayır hayır, bak burada cam var. O bu mu? Bu mu acaba? Olabilir. Evet, galiba bu camı, arkadaşlar. Galiba. Penceremiz ve parçamız da burada. Evet. Evimiz tamam şu anda. Evimizle ilgili eksik parçamız kalmadı bak, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evimiz üstüne bak. Neyine bakalım? Bak, evin üstüne. Evin üstüne. Evet, az önce stikerlarımız nerede? Onların parçaları da evin üstüne mesela. Bakın. Evet, parçaları burada. Evet, hangisi kızım? Evet, onu çıkaracağız. Kenardan çok ortaya gidiyorsun. Şöyle kenarından. Evet arkadaşlar, gel kızım, al yapıştır. Nereye yapıştırıyoruz? Yapıştırayım mı buraya? Bak, evet, tamam. Olur. Evet arkadaşlar. Bir tane var. Yapıştırlarımızdan bir tanesi buraya. Kızım o kalsın. Hepsini birden yapıştırmamıza gerek yok. Bak, hepsini yapıştırmamışlar zaten. Olur. Şimdi ağaçlar yapalım. Şuraya mesela bir tane pepe yapalım şuraya. Önce ağaç yapalım. Tamam, ağaç yapalım. İki tane ağaç yapıyoruz. İki tane ağaç yapıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın burada ağacımız ya, var. Bu da bir tane ağaç var. Plastik hali. Bunu koyamayız çünkü başka ağacımız parçası yok. Başka ağacımızın parçası yok. Arkadaşlar çıkarıyorum ağacımızı, bakın. Çok güzel bir ağacımız olacak. Çok güzel bir ağacımız olacak. Şu taraftan deneyelim. Şu kutuyu, bitirince şu kutuyu alacağız. Dikkatlice yerine koyalım derken kaçırıverdim hemen. Evet. Neyse. Evet. Zehracığım. Yavaş. Evet. Ve evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağacımız tam. Bu ağacını nereye koyabilirim? Şu ağacımızı nereye koyacağız kızım? Bir dakika, ağacımız bitmedi. Bir dakika, bir ağaç daha var. Onu nereye koyacağız? Hadi bil bakalım. Arkasına. Bravo vallahi, helal olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben Zehra iki ağaç diyecek zannettim ama hemen dedi ki arkasına. Tabii çünkü üç boyutlu bir şey bu. Ağacımızın arkasından da ağaç gözükmesi gerekiyor değil mi? Yani tek taraflı ağaç olmaz. Bunu da dikkatlice koyuyoruz. Yerine koyduk. Hoppa! Evet, o da çok güzel denk geldi. Evet arkadaşlar, bir defa yapıştırdığınızda denk getiremezseniz onu çıkarması çok zor. Muhtemelen yırtılır. O yüzden çok dikkatli olmak zulu gerekiyor. Zulu zulu zulu. Bu nedir Zehracığım? Böyle ya, mi takıyoruz acaba? Pepe gibi. Pepe gibi mi? Ya pepe. Bu ne? Bu ne Zehracığım? Ya bakıyorum. Şimdi bu Şila. Şila. Aha bakayım. O Şila. Evet, o Şila. Hemen Şila'ya geçelim. Şila. Bu Şila'mız. Şila. Şila. Bak. Burada. Ters Şila. Ters Şila. Bir ters bir düz. Evet, bizim için hiç fark etmez. Her durumda Şila'yı bulduk. Ve Şila'nın yerinde bulduğumuza göre hemen Şila'yı dikkatlice ben yerine koyuyoruz. Ben çok isterdim. İlk defa bir olmadı. Pepe evim oluyor. Neden? Çünkü oradan değil, sıfırdan, en alttan koymak gerekiyor. Uzun geldi. Neyse ki. İlk defa bir Pepe ettik. Evim. Evet. İlk defa Zehra'nın Pepe evi. Aa, olur mu? Şila'nın da arkadan Şila gözükmesi gerekiyor değil mi? İki Şila var. Şila'nın diğer tarafını da yapıştıracağız. Hop.
Zehra çok güzel buldun ya. Ben onun Şile olduğunu mümkün değil bulamazdım ha. Dikkat, Şile geliyor. Geldi mi? Şile'nin arkasında. Geldi. Evet, bu da çok güzel denk geldi Şile arkadaşlar. Şile şurada. Şimdi kim var sırada kızım? Zulu. Evet, Şile'miz tamam. Zulu burada. İki evet. Tane. Birisi burada, birisi şurada. Evet, birisi burada, birisi şurada. Önce bu mu? Ha evet, bu. Bakın şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hayır, önce bence civcivlere baslayalım. Baslayalım. Neye baslayalım? Civcivler. Elimizi şöyle biraz kenara alalım. Hangisi civciv? Civcivler burada. Ha, civcivler yok kızım. Civcivlerin... Bak. Peki civcivlerin şeyi nerede? Yapıştırmalık bölümü. Kafam karışıyor. Kafam karışıyor. Onun yerine bunu yapalım. Bak, bak. Tamam. Ben. Onun yerine kimi yapıyoruz? Zulu. Sonra şu an Zulu yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra Mucu'yu geçeriz. Sonra da... Sonra da ha. Civciv. Hop. Bekle, bastırma. Sakın bastırma. Dur, hava kalır altında. Olmaz. Dur, bekle. Ha, şimdi bastır. Bastır. Tamam. Yine. Yine yapalım. Yerini de yapalım arkadaşlar. Diğerini yanına koymamışlar hatta. Allah Allah. Diğerini yanına bile koymamışlar hatta, bakın. Dikkat edelim kızım. Bekle sen. Ben şöyle hemen ön tarafını bir denk getireyim. Bizim çok güzel bir oyuncağımız var. Şöyle. Arkadaşlar hiç acele etmeyin bunları yapıştırırken. Dediğim gibi denk getiremediğiniz anda bunları sökemezsiniz, çıkaramazsınız. Sonra araba bulur. Araba. Sonra bu kim? Hey, araba. Hav bulduk ama bir tane, onu yapalım. Hey, araba yapalım. Araba nerede hani? Bak, araba resmi. Tamam, arabanın resmi burada da. Arabamız nerede? Bu mu arabamızda? Ne? Hayır. Peki. Bilemiyoruz. Bence onun yerine şu bulduğumuzu bir yapalım önce, tamam mı kızım? Köpek. Evet, köpeğimiz nerede? Bak, pepeli evet, köpeği. Evet, köpeğimiz burada. Arkadaşlar. Bu evi uzun zamandır bekliyorduk. Zehra da heyecanla bekliyordu. Evet. Aslında biz bu evi Zehra'ya sürpriz yapacaktık. Gözlerini kapat Zehra ama falan yaptı. Diyerekten. Annem yaptı salonda. Evet, çekimini gösterecektik annem, sizlere. Annem fakat salon yaptı. Zehra annem sağ olsun yaptı. Oyuncağı buldu ve açılışı erkene aldı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dur, araba. Köpeğimizin bir tarafı. Köpeğimizin diğer tarafını da hazırlayalım. Zehra hemen atladı, oradan bir araba çıkacak. Dur, yardımcı olayım kızım. Hop. Hop, aferin sana. Heh, acele etmeden yapıştır bakayım onu. Amanın. Çok acele ediyorsun. Yavaş. Önce ne yapacaksın? Önce kenardan tutturacaksın. Tamam mı? Gitme, gel. Bak, böyle tutturduk. Gel Zehra'cığım. Görüştüm. Bastır. Bastırın. Bastır. İşte bu kadar. Üzerine güzelce bastır. Bastır ki şey yapmasın. Tamam mı? Daha sonra oradan çıkmasın. Arkadaşlar, stickerlarımız genelde başarılı. Çıkması kolay. Yapışması kuvvetli. Kuvvetli olmasının bir dezavantajı var, söylediğim gibi. İyi denk getiremezseniz yırtılır. Bu yüzden dikkatlice ve iyice denk getirmeye çalışın. Diğer türlü bunu çekmeye çalıştığınız anda köpeğin kuyruğu kopar ve kalırsınız ortada. Gerçekten güzel bir köpek oldu. Göster iki tarafında kızım. Arkadaşlar, herkesi yapıyoruz ama olayın kahramanını yapmadık hala ya. Kimmiş olayın kahramanı? Pepe. Nerede bu Pepe? Gören var mı peki? Arayalım, bulalım. Pepe'miz kaybolmuş. Zehra, Pepe'yi gördün mü? Ben göremedim. Heyecanla bizimkiler... Bir şey var mı? Bir şey düşmüş mü? Getir bakalım, ne düşmüş? Yoksa dedim, Pepe'yi koymayı unutmuşlar mı? Nerede bu Pepe acaba? Ya koymuşlardır. Koymuşlardır ama nerede? Ya ben buradaymış arkadaşlar. Kağıdın arkasında kalmış. Kaybolur mu hiç ya? Burada. Evet. Biz çok kaçıyor. Çok kaçıyor var ya. Kurtulamazsın elimizden Pepe. Buluruz biz seni nereye saklanırsan. Evet, şimdi sıra geldi. Büyük kahramanı ortaya çıkarmaya. Kimmiş o büyük kahraman? Pepe. Elbette ki Bay Pepe. Bay Pepe. Bay Pepe. Bay Pepe, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Yapışıyor. Sağ olun Bay Pepe. Ve Bay Pepe yapıştı. Evet, işte gördüğünüz gibi Bay Pepe ortada. Peki Bay Pepe'yi 3 boyutlu yapmak için diğer sıkıntımızı alıyoruz. Hayır, Bay Pepe değil, sadece Pepe. Bay Pepe değil mi? Ha, Bay Pepe değilmiş arkadaşlar. Sadece Pepe'ymiş. Pepe'nin diğer tarafında hemen dikkatlice hop denk getirdik ve evet, tamamdır. Bay Pepe gördüğünüz gibi tamamdır arkadaşlar. Bana millete. Hayırlı olsun. Evet, hepsini bir dizelim kızım. Neler yapmışız bir bakalım. Bir arabamız var. Kimdi bu kızım? Zulu. Zulu'muz burada. Hemen dizelim şöyle arkadaşlar, evin önünde görsünler. Heh.
Bak bu burada. Pepe'nin yeri nerede kızım? Ver bakayım. Yok. Köpeği burada Pepe'nin. Bak, Pepe'nin kendisi nerede? Üstte. Evet, arkasında hemen köpeğinin. Hayır, üstte de. Tamam da yani oraya koyamayız kızım. Şöyle gözükür burada, tamam? Onu ben, önüne alacağız normalde. Ha, şöyle gözükecek. Hayır, ben elimle tutardım. Zehra diyor ki ben onu elimle tutarım orada diyor ama çok zor bunu eliyle tutması. Fakat Zehra'yı bulamak da zor. Ağacımız da burada gördüğünüz gibi şu tarafla koymak gerekiyormuş. Ağacımız da çok güzel oldu. Zehracığım, başka ne yapmıştık? Bir tane araba yapmıştık. Hoppa! Evet arkadaşlar, kızım gördüğünüz her zaman büyük oldu şimdi. Evimiz nerede kızım? Evimiz de burada. Evimizi çok pratik ve güzel yaptık. Doğrusu beğendik evimizi. Ama durun. Hemen ama ne yapalım? Koşulurum. Ama ne yapalım? Civcivleri yapalım. Pekala. Bir sıra civciv yapmak kadar güzel bir şey olamaz. Öyleyse civcivleri yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve bir sıra civciv. Şila, Pepe ve arkadaşları oynasın diye dikkatlice getiriyoruz. Ve bum. Evet. Bir sıra civcivimiz de hazır arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şunu alalım artık arkadaşlar. Paketi Zehra hemen aldı arkadaşlar. Sıradan evimiz var. Sırada tabii ki civciv olursa onlara bir de anne lazım değil mi kızım? Civcivlerin annesi, yani bir tavuk lazım. Bu yüzden hemen beyaz tavuğumuzu yapıyoruz. Beyaz tavuğumuz sizler için ortaya çıkıyor arkadaşlar. Diyor ki cikcikle cikcik, yavrucuklar neredeymiş? Evet kızım, anne tavuğun yavrucukları neredeymiş? Bulabildin mi? Burada burada, gelin de. Getirdik onları da. Elbette ki. Bak, bunlar yapışıyormuş böyle. Bak. Aa, bak. Bak, onlar yapışıyormuş öyle. Aa, tabii bunlar kızım. Çünkü yapmaz, üst üste devam edebiliriz onları. Evet. Şimdi. Yağla koyalım. Sütümüzü alıyoruz. Arkadaşlar, sütümüzü de yaptık. Tabii süt olursa ne olması lazım bir de? Süt gibi, ağ gibi. Sütün yanına bir de inek lazım, değil mi arkadaşlar? İneğimiz neredeymiş? İneğimiz de. Ben Pepe evini görmüştüm. Zehra Pepe evini görmüştü. Videoda bir görmüştüm. Hop. Nerede? Ha. Bir videoda Pepe evini görmüştü. Parçalı arkadaşlar. İneğimiz iki parça. Demek ki şuraya olacak. Büyük ve uzun olana. Olmazsa iki pat şöyle yapacağız ki. Evet. Ya da bence bunlar böyle. Hop. Biraz yavaş. Tabii arkadaşlar böyle yaptığımızda bu iki parçayı daha sonra üst üste getireceksiniz ki ne olsun? Olsun inek. Evet, olsun inek. Çünkü yarım inek orada, yarım inek orada olmaz değil mi kızım? Evet. İneğimizin tamamı burada olduğu için arkadaşlar. Tamam. Bakın bütün bir inek oldu. Bir parçası aşağıda, bir parçası yukarıda. İneğimiz tamam oldu. Evet, inek olur da bak, gökyüzü olmaz mı diyoruz. Bak. Evet kızım. Aa, evet. İnek olur da gökyüzü olmaz mı? Olur elbette. Buraya güzel bir güneş konduralım. Zehra hepsini yerleştiriyor arkadaşlar. Peki gökyüzü olur da... Bak, bu da havaya. Balon olmaz mı? Elbette ki balonumuz da olacak. Zehra balonlarımızı da yerleştiriyor. Çok güzel. Peki balon olur da gökkuşağı olmaz mı? Gökkuşaksız gökyüzü olur mu ya? Ya bu... Arkadaşlar tam da mevsimindeyiz. Bu düzgün olması gerekiyor. Tam da mevsimindeyiz biliyorsunuz gökkuşağı. Bu böyle ters mi oluyor? Yok kızım. Sen çevirirsen düz olur. Heh. Bak böyle ters. Evet evet. Arkadaşlar gökkuşağın tam mevsimindeyiz. Baharda çok gökkuşağı olur biliyorsunuz. Ve gökkuşağımız da hazır. Hayır, daha var. Hazır, gökkuşağımız da burada. Şimdi ne var? Sırada bunlar su damlacığı mı Zehracığım? Zehracığım bunlar su damlacığı mı? Ne bunlar? Bakayım. Ha, bulut. Ha, bulut. Ha, doğru ya, ben de su damlasına benzetiyorum. Gökyüzü olur da bulut olmaz mı? Güneşti, gökkuşağıydı, buluttu derken bulutumuz da hazır. Buyurun Zehra Hanım, bulutlar burada. Ve iki tane ne var? Tabii ki sevimli mi sevimli, minik mi minik yavru kedimiz var. Yavru kedilerimiz de hoppa hazır. Yavru kedilerimiz de hazır. Gökkuşağı da sende kızım. Sırada ne var? Bunlar ne Zehra? Bunların ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Zehra, bunlar nedir? Zehracığım, bu nedir? Zehra, bana baksana kızım, bu ne? Duvar gibi bir şey. Duvar gibi bir şey. Evet, duvar gibi bir şey ama
patiye de benziyor. Ne oldukları konusunda tam bir fikrimiz yok açıkçası. Bakalım bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Babamı bekleyelim. Ha, arkadaşlar onlar evimizin parçacıklarıymış. Bakın. Allah Allah. Evimizle ilgili görüntüler. Şuraya alınır bakın, ya. Bunlar. Bak kızım bakar mısın? Bak evimiz için yapıştıracağız onlardan. Ama şunları şöyle koyalım. Tamam, evimizin kapısının kenarına bunları yapıştırıyormuşuz arkadaşlar. Zehra'nın söylediği çıktı aslına bakarsanız. Duvar gibi bir şey demişti. Duvar çıktı yani sonuçta. Bravo Zehra'cığım, seni tebrik ediyorum. Duvar gibi bir şeylerimizi yani duvarlarımızı duvarımıza yapıştırıyoruz. Gördük mü? Hop. Bir iki parça daha duvarımız var. Onları da yapıştırıyoruz. Ama bir şey diyeceğim. Ha, söyle bir şey. Ben bakalım. Evinden şurada bakabilirim. Ya, bunu pijama askerlerle yapmayalım. Bunu pijama askerlerle yapmayalım. Evet, evimizin duvarları da tamam oldu. Gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Evimizin tepesindeki parçalardan birini yapıştırmıştık. Şimdi diğerini de yapıştıralım. Ön tarafa güzelce nazarlık gibi duruyor bakın zaten. Bulutlar. Bulutlar için yağmur bulutu galiba bunlar. Dur kızım. Hop. Yağmur bulutlarımız için de iki tane parçamız var. Onları alalım. Hop. Bir dakika kızım. Hangisiydi onlar? Ha şöyle. Yok böyle olmuyor arkadaşlar. Duvar yapıyorum ben. Sen duvar mı yapıyorsun? Bunlar ne ya arkadaşlar? Bunların ne olduğu konusunda bir fikri olan var mı? Ben bunların ne olduğunu bir türlü çözemedim derken buldum arkadaşlar. Ama bu evin altında pencerenin altına yapıştırılıyormuş ama pencerenin altında da çok büyük gözüküyor. Arkadaşlar şöyle gözüküyor bakın. Penceremiz bu şekilde yani. Şunun oraya yapıştırılması gerekiyor aslında ama galiba arkasına bakıyoruz. Arkasında yok. Evet, bir tanesinin yerini bulduk. Bakın arkadaşlar buraya yapışması gerekiyormuş. Ama çıkmıyor. Çıkarmadan yapıştırmak gerekiyor demek ki. Hop hop. Evet çıkmıyor arkadaşlar. Hop. Çok dikkatli yapıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi her an yırtılabilir. Evet. Bunu buraya yapıştırdığımıza göre evet diğeri daha küçükmüş. Diğer parçamız. O da ön cam için tabii ki ama ön cama bunu yapıştırmadan önce bu parçayı Zehra'cığım bir dakika buradan çıkarabiliriz ama çok zor. Onun için çatıyı çıkarmamız gerekecek içeride. Bu duvar mı ki? Ney mi ki kızım? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da evimizin ön camına güzel bir hava katıyor. Böyle gökyüzü maviliği gibi. Ve üzerinde ne yapıyoruz? Tık diye penceremizi takıyoruz ki manzaramız gökyüzü mavisi olsun. Evet. Gördüğünüz gibi evimiz tamamlandı arkadaşlar. Bütün stickerlarımız bitti. Ürünümüzün kodu da buradaymış. Kodu varmış. Şikayetiniz olursa ürünümüzün kodunu alırsınız. Daha var tabii ki. Ama oyun kısmı kaldı. Yani materyallerimiz bitti. Neler olması gerektiğini yaptık. Şunları bitirelim. Oyunumuzu yapacağız. Tabii ki. Tabii ki oyunumuzu yapacağız. Bak beni izle. İzliyorum seni. Şunu çıkartma bacı. Bunların hepsini çıkaralım. Ya şunları çıkarma. Onları çıkarmayalım. Ben. İnek yaramaz. İnek bu tarafta ters kaldığı için İnek arkadaşlar. İnek yaramaz. Zehra ineği kaybettiğini zannetti arkadaşlar bir anda. İnek yaramaz inek. Bak böyle kızım. Yaramaz inek. Tamam. Yaramaz İneğimiz tamam. İnek. Sen şurada olsun. Evet. Kırmızılar. Bak. Ya dur ben yaparım ya. Bıktım artık. Bıktım artık. Tamam kızım. Bak. Turuncular burada. Hepsini bak kızım şöyle yapalım. Turuncuları bir araya toplayalım Zehra. Hepsini bir araya topla oruncuların. Kırmızıları bir araya toplayalım. Yeşilleri de bir araya toplayalım. Ama orada öyle gözükmez. Evet. Şöyle çocukları evin önüne alalım. Önce oruçlarımızı şunları toplayalım mı evin önüne? Evet. Ben bunları evin önüne bir toplayayım arkadaşlar. Siz de beraberce görün şöyle. Zehra orada parçalarla ilgilenirken ben de burada bazı işleri yapmış olayım. Evet. Gökkuşağımız burada. Zehra buraya hayvanlardan bir kule yapmış. Çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şirin bir ev ve bu evde yaşayan hayvanlar, insanlar ve bir de köpeğimiz var. Zehra kalanların tamamını bir araya toplamış.
Onlarla kocaman bir kule yapıyor. Kendisine bu kulesinde başarılar diliyorum ben. Aferin kızım. Heh, şunu da koy üzerine. Şunu da onun üzerine koyalım. Şuraya. Evet. Dur şöyle bir dakika Zehracığım. Bir dakika. Ha, o büyük olanı koyalım şöyle. Bunu onun yanında koyalım. Koy kızım. Kuşağı nerede? He? Kuşağı nerede? Güneş burada. Güneş burada. Güneş. Buraydı ama kuşağı. Tamam. Gökkuşağı da oraya. Ama önce şunu yapalım. Hop. 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 Evet arkadaşlar. Şunu da arkaya koyalım kızım. Tamam olsun. Şöyle onlara destek olsun. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pepe'nin evi ve Pepe'den aldığımız kızla evimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz oynamaya devam ediyoruz. Evet kızım.